Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere sezon 16'da nasıl rank kasmalısınız onu göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Şimdi videomuza geçmeden önce tabii ki de aşağıdan bir adet video like'ınızı alırız efendim. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak da bana destek olabilirsiniz. Ben şimdi şuradan gelip sezon 15'teki ünvanımızı takmak istiyorum. Zaten sezon 15 ünvanıyla birlikte bana şey de geldi işte. Afilli bir tane giriş efekti var. S12'de de verdilerdi. Şimdi de verdiler. Sıkıntı yok. Kullanırım ben. Ya hoşuma geliyor daha doğrusu. Şuradan isim kartından da S15'i kullanayım. Başka kullanmam gereken bir şey yok sanırım. Aynen. Fatih ünvanımızı da taktık. Hatta şuradan koleksiyoncu yerine S15 Fatih'i korsam, şuradan RP'yi buradan silersem, buradan bunu silersem, şuraya bunu eklersem, ortaya da şunu eklersem daha güzel bir görünüm olur. Aynen. Böyle kalsın burası da. Şimdi ben kendi şeyleri bir yaptım. Tekrardan rank gasp takmayayım. Evet, bugün yine ben rank gasp'a başlayacağım. Akşam 6'da 8'e kadar biliyorsunuz ki YouTube'da yayınım var. Oralarda kasacağım. Ondan sonra yayın dışında kasacağım. JD ile de kasacağım. Her şekilde kasacağım ben yine. Bu sefer 2 haftada yine Fatih olurum diye düşünüyorum. Geçen sezon 5 haftada oldum. Sebebi ise 3 hafta yattım abi. Sadece film izledik yayında. Pek önemli. Sevmedik. İşte eksi yedik, artı aldık, eksi yedik, artı aldık, gereksiz rush yaptım falan filan. O yüzden 3 hafta boşa geçti gibi düşünebilirsiniz. Ben 2 haftada Fatih oldum. Şimdi sezon 16 geldi. Peki siz nerede Fatih'e kasmalısınız? Gelelim yine benim önerilerime. Tabi size kalmış bir şey, ister kullanın ister kullanmayın. Ben zaten kanalımda bol bol rank kasma taktikleri, rank kasarken kullanabileceğiniz pusu yerleri falan filan paylaşıyorum. Onları ben kendim bizzat kullanıyorum. Ondan sonra da sizlere video olarak çekiyorum ve güzel taktik diye de düşünüyorum. Bir de oyuna şöyle bir şey geldi, bunu da sizlere söyleyeyim, yanlışlıkla değiştirmeyin işte. Burada Avrupa diye bir kısım geldi. Bu Avrupa'yı eğer değiştirirseniz, Orta Doğu yaparsanız 60 gün Orta Doğu'da kalma zorunluluğunuz var. Buna da dikkat edin diyorum. Sonra işte Orta Doğu'ya yanlışlıkla girdim, Avrupa'ya geri dönemedim falan filan. Kendiniz uğraşsınız ve kimse de sizlere yardım etmez. Ben bu videomda sizlere bunu küçücük bir şekilde söyleyeyim dedim. Şimdi gelelim siz nasıl rank kasacaksınız. Gelelim o kısma. Şunu yine ben söyleyeyim abi. Fatih puanı nasıl hesaplanır her videoda söylüyorum ve her videonun yorumunda da bana işte Fatih kaç puan, kaç puanda olurum gibi bir soru geliyor. Bak, Fatih puanı şu şekilde hesaplanıyor. Ben hemen sizlere söyleyeyim. Mesela şu anda 5'e 3. şans takımda yine hayvan gibi Araplar kasmıştır. Hiç şüphem yok. Şuradan geliyorum takım Avrupa ve 100. sırada 3388 puanla bir tane adam var. Bundan 150 puan çıkarıyorsunuz ve 3233 puanla burada Fatih olabiliyorsunuz derdim. Fakat as olma şartı var. Bunu hiçbir zaman unutmayın. As olursanız Fatih olursunuz. Bu her zaman aklınızda olsun. Ama bak, as olmadan hani İşte as oldum ben niye Fatih oldum demeyin. O puanı hesaplamayı unutmayın. Ya örnek veriyorum, adam 100. sıradaki adam 5000 puanda. Siz 4850 puan kasarsanız Fatih olursunuz. İlk 500'e girmiş oluyorsunuz ve ilk 500'e girenler gece 3'te Fatih oluyor. Eğer aklınıza takılan başka sorular da varsa her zamanki gibi yorumlarda bekliyorum. Her zaman da cevaplıyorum. Ben şimdi yine tekli kastım. Onu da söyleyeyim sizlere. Ben 15. sezon 3. şans tekli kastım. 12. sezon 5 yerine takımlı kastım. Yani bana fark et. Artık aklımda 5N eşli ve 3. şans eşli de var ama hani şu anda ona kafa yormak istemiyorum. Bir arkadaşım yok benimle birlikte kasacak. Şimdi 3. şans tekliği ben sizlere neden öneriyorum onu söyleyeyim. Oyuna yeni gelen güncellemeyle artık yolda adamı arabaya bindirirseniz banlıyorsunuz. Yani artık mesela 3. şans tekliği de Araplar diyelim takip oluyordu. 3 arabayla birlikte gelecekler. Tek araba yerine 3 araba gelecekler. Ve bunlar hani birleşirlerse, mesela 2 kişi birleşip bana sıkarlarsa banlıyorlar. Hani oyunun yeni güncellemeyle işte PUBG Mobile yetkililerinin söylediğine göre böyle bir şey geldi. Ona da dikkat etmenizi öneririm. Ne kadar gerçek ne kadar yalan bilemem ama ben yine de kendimi koruyacağım abi. Hani birisi de zıplar falan filan, işte sıkma der, tava atak der. O konulara fazla girmemenizi öneririm. Ben yine de bir söyleyeyim dedim. Sonra bay yedik diye siz gezersiniz ve yine kimse banınızı açmaz. Şimdi gelelim diğer kısmı abi. 3. şans tekli bu yönden önerdim ben sizlere. Bir de
5N eşliği öneri. 5N eşliği şöyle düşünebilirsiniz abi. Hatta 3. şahıs tekliğinin puanını da söyleyeyim. Mesela 3. şahıs tekliği de 10 günde as olursanız, ama sezon sıfırlandığında bugün 1. gün mesela, eğer 10 günde as olursanız Fatih'siniz. Daha sonrası da puanlar artarak gidiyor. 5N eşliği ise 6 haftanın sonucunda as olursanız Fatih'siniz. Yani işte 1. gün mesela bugün, ilk hafta doldu, 2. hafta doldu falan filan. Sezonun bitmesine son 2 hafta kalmadan önce eğer ki as olursanız siz orada da Fatih olabiliyorsunuz. Eğer ki takımınız varsa, kendinize güvendiğiniz bir squatter'ınız varsa sizlere de 5N takımını öneririm. 5N takımı da ilk hafta as, 2. hafta as 1, 3. hafta as 3, öyle öyle gidiyor ve sezon sonu ise as 6'da bitiyor abi. Ona göre bir puan oranı kurabilirsiniz. Hani benim en son kastımda öyleydi ve geçen sezonda as 6.5 falan bittiydi. Belki bu sezon as 7 de olabilir. Ona göre kendinizi koruyun. Ben sizlere hani nerelerde ne kadar puan kasmanız gerekiyor söyleyeyim. Peki 3. şahıs eşli kasacaklar vardır. Onlara da hemen geleyim şuradan abi. 3. şahıs tekliğe ise burada 10 günde as 1 yapmanız gerekiyor. Ondan sonra 20 güne geldiğinizde burası as 3 istiyor artık. Hani şeyden 2 yıldız fazla istiyor. 3. şahıs tekliğinden her zaman 2 yıldız fazla istiyor. Bunu biliyorum kesin bir şekilde. Çünkü diğer sezon bunları da ben kontrol etmiştim rank kasarken. Sizlere de bu videoda sunmak istedim. Eğer ki kasmak istiyorsanız en kolay bu şekilde kasabilirsiniz. Hani ben Fatih oldum, isteyen bu benim düşüncelerime inansın, isteyen inanmasın kafasına göre. Ben nasıl rank kasıyorum, akşam 6 ile 8 arasında zaten canlı yayınlar olacak. Ona gelenler de hani ben nerede ne yapıyorum, nerede pusuyorum, nasıl rush atıyorum falan filan İzlemek isteyen varsa gelebilir. Ben mesela abi safe oynamayı seven biriyim. Çünkü her zaman daldığınızda eksiler çok can acıtıyor. Hani bunu sizlere şöyle söyleyeyim. Diyelim yanlışlıkla 90. oldunuz abi, işte yanınıza adam atladı, ilk silahı o aldı falan filan. Size bir eksiyle girdi miydi artık size her maç zaten 10-15 puan geliyor ve bu aşırı strese girdiriyor ve hani kafanız diyor ki oğlum ya başları böyle diyor, sövüyorsunuz sadeçinizden ama yani yapacak bir şey yok. O eksi bir güzel giriyor, sonra işte tekrar kasıyorsunuz, tam onu toplarken bir eksi daha yiyorsunuz falan filan. Sizlere tek önerim, bak, hiç kimseye bulaşma abi. İlk 20'ye kadar bulaşma. Ama eğer ki rankın mesela taş altıysa rush atabilirsin, o konuda bir sıkıntı yok. Ama taş üstüne çıktığında benden tavsiye, sizlere ilk 20'ye girmediğiniz sürece rush atmayın. Mesela ilk 20'de girdiğinizde ölürseniz falan az eksi yersiniz, işte eksi 1 eksi 2 yersiniz, o yüzden diyorum. Ama işte 25'de ölürsen eksi 5, 30'da ölürsen eksi 10 falan filan acayip zorunuza gidiyor ondan sonra. O yüzden hani bu yüzden de rank bırakan çok fazla kişi var. Mesela benim yayınlarımda biz şöyle yapıyorduk, ben rank kasıyordum, onlar da rank kasıyordu, telefondan yatıyorlardı işte bir yerlere, ben de yatıyordum, chatle sohbet ediyorduk falan, biz öyle rank kasıyorduk. Sonunda da işte ben Fatih oldum, diğerleri dayanamadı, işte yeter dedi, eksi 50 yiyorum, eksi 30 yiyorum, 5 puan alıyorum falan filan, bıraktılar. Ben ama bırakmadım, devam ettim ve Fatih'imi oldum. Hani benim önerim bu şekilde. Eğer Fatih'e kasmak istiyorsanız bu yolları öneriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere ve kaçıyorum. Bay bay.